NRT Haber Merkezi'nden mutlu günler gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs'ın her zaman Türk dünyasının yaşamında olacağını söyledi. Tatar, "Kıbrıs bir değerdir" diyerek Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde kendini yönetme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk mücadele tarihi ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler konulu bir konferans verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefka Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Kıbrıs Ök Mücadele Tarihi ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler konulu bir konferans verdi. Cumhurbaşkanı Tatar, konferansta yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın acılarla dolu ve Kıbrıs Türk halkının mağdur olduğu, soykırımların yaşandığı, şehitlerin verildiği geçmişe sahip bir ada olduğunu kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağlarımızın kopartılmasına yönelik her türlü strateji ve siyaseti reddediyoruz dedi konuşmasında çünkü esas olan halkların kendi geleceğidir. Halkların kendi geleceğini tayin etme hakkıdır diyen Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerinin gayet doğal olduğunu ve bütün bu hakların uluslararası antlaşmalardan kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, 1960'dan günümüze gelen tarihi de anlatarak Kıbrıs'ta bir anlaşma istiyoruz. Her zaman diyaloğa açığız ama egemen eşitliğimizin devam etmesi lazım. Kıbrıs'ta kuzeyde bir Türk devleti olduğunu da artık Rum-Yunan ikilisinin bu gerçeği görmesi lazım. Onlara göre kuzeyde bir devlet yok. Kuzeyde Türkiye'nin işgali var. Bizi sahte devlet olarak tanımlamaya devam ediyorlar. Bu devletin esas kökü geçici Türk yönetimi, otonom devlet, federe devlet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir dedi. Kıbrıs Türk halkının egemenliğe bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğunu da vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu ulusal güvenliğimizin temel taşıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerle iyi ilişkiler içerisinde olması gerekir. Kıbrıs her zaman Türk dünyasının yaşamında olacaktır. Kıbrıs bir değerdir dedi. Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs'ta yeni siyasetlerinin yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşma olduğunu da hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 77. BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğini ve bunun insan hakları bağlamında bir zulme dönüştüğünü vurguladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Semerkant'taysa, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında anayasal ismiyle devletimizin gözlemci üyeliğinin kabul edildiğini de belirterek, aşama aşama buranın bir devlet olarak var olduğu gerçeği tüm dünya tarafından kabul görmektedir, dedi tanınma konusunda dost ülkelerin bir takım konularda kısıtlamaların olacağı şeklinde tehdit edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu ülkelerle buna rağmen her türlü kültürel ilişkilerimizin olduğunu ve gün geçtikçe bu ilişkilerin zenginleşeceğini dile getirdi. Anlam planıyla ilgili olarak yöneltilen bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, verilen sözlerin tutulmaması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan tecridin devam etmesi insanlık adına bir utançtır dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin garantörü olmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türkiye için güvenlik açısından son derece önem arz ettiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne örnek gösterdiği açıklaması ve Rusya'yla ilişkiler konusundaki bir başka soru üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zaman içerisinde siyaseti güçlendirmenin yollarına baktıklarını ifade ederek Lavrov'un açıklamasının da elimizi güçlendirdiğini belirtti. Kıbrıs'ta her zaman bir anlaşma istiyoruz. istemeye devam edeceğiz. Diyaloğa açığız ama egemen eşitliğimizin kabul edilmesi lazım. Yani Kıbrıs'ta Kuzeyde bir Türk devleti olduğunu da artık e, Rumya'nın kilisinin e, bu gerçeği görmeleri lazım. Onlara göre kuzeyde bir devlet yok. Kuzeyde hala her gün e, basını takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Kuzeyde işgal var. Kuzeyde Türkiye'nin işgali var. Ve oradaki e, bizim devletimize onlar sahte devlet olarak e, bizi tanımlamaya devam ediyor. Halbuki bu devletin esas e, kökü ilk önce Kıbrıs geçici Türk yönetimi, sonra Kıbrıs Türk Devleti, otonom devlet, federal devlet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'ten sonra her zaman Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür, bağımsız ve kendi kendini yönetme hakkı olduğuna dair her türlü uluslararası platformda birleşiklerin beğenlemeleri ve bir takım ilkeleriyle bağdaşan ve o anlayışı sürdüren kendi egemenliğimizdeki kendi kendini yönetme hakkı olan Kıbrıs Türk halkının elbette ayrı devlet olması lazımdı. Bir başka soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'taki malların çoğunun vakıflara ait olduğunu ve bir uzlaşıya varılması ve hukuki sorunların ortadan kalkması için tazmin edilecekse ya takas ya da iade yapılması gerektiğini söyledi. Öte yandan bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Ersen Tatar Bugün ve yarın temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek. Sayın seyirciler, yerel kuruluş organları genel seçim sonuçlarının bugün resmi gazetede yayınlanması ve belediye başkanlarının mazbatalarını alarak görevlerine başlaması bekleniyor. Yerel kuruluş organları genel seçiminin gerçekleştirilmesinin ardından süreç işliyor. Seçim sonuçlarının bugün resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Seçimin ardından seçilen belediye başkanları ise mazbatalarını alıyor. Güzel Yurt Belediye Başkanı'na yeniden seçilen Mahmut Özçınar mazbatasını saat 11 sıralarında aldı. Evet, çok teşekkür Defkoşa Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Harmancı ile Girne Belediye Başkanlığı'nı kazanan Murat Şenkul saat 14. İskede Belediye Başkanlığı'na seçilen Hasan Sadıkoğlu ise saat 14.30 sıralarında mazbatalarını alacaklar. Gazim olsa Belediye Başkanlığı'na seçilen Süleyman Uluçay'a ise mazbatasının yarın verilmesi bekleniyor. Yerel seçimlerde CTP 7, UBP 6, DP 1, TDP 1 bağımsızlarsa 3 belediye başkanlığı kazanmıştı. Sayın seyirciler Cumhuriyetçi Türk Partisi 52. yaşında. Cumhuriyetçi Türk Partisi kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Hidden Garden'da resepsiyon verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi 52. kuruluş yıl dönümünü Lefkoşa Hidden Garden'da gerçekleştirdiği resepsiyonla kutladı. Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam sloganıyla düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı. Hepimizin doğum günü kutlu olsun diyen Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne hizmet veren tüm genel başkanları andığı konuşmasında, hayatını kaybedenleri de sevgi ve saygıyla andı. Yerel seçimi geride bıraktıklarını kaydeden Erhürman, seçim sonrası öz yapacaklarını ve gerek yerel gerek genel seçimlerde başarıyı yakalamak için ülkeyi gezeceklerini kaydetti. Erhürman ülkede ekonomik olarak zor zamanların yaşandığını belirtti ve yönetim zafiyeti yaşandığını söyledi. Yerel seçimlerde kazanan ve kazanamayan tüm belediye başkan adaylarını kürsüye çağıran Erhürman, mücadelelerinden dolayı teşekkür etti, bundan sonraki süreçte ülke için daha çok çalışacaklarını kaydetti. Erhürman, mücadeleyi asla kesintiye uğratmadan sürdüreceklerini belirterek nice 52 yıllara dileğinde bulundu. Değerli izleyenler, kamuda maaşlar yarın ödeniyor. Başbakan Ünal Üstel, kamu çalışanı ve emeklilerin birlikte yarın ödeneceğini, bu yönde gerekli talimatı Maliye Bakanlığı'na verdiğini açıkladı. Üstel, Ocak ayı maaşlarının son 6 ayda ulaşacak hayat pahalılığı oranında yansıtılarak artışlı verileceğini belirtti. Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukraynada 24 Şubat'ta başlayan savaştan 26 Aralık tarihine kadar toplam 6.884 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 429'un çocuk olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yayımlanan raporda 10 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşındaki sivil can kayıpları ve yaralılara ilişkin sayıları paylaşıldı. Raporda savaş boyunca toplam 6.884 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 2.719'unun erkek, 1.832'sinin kadın, 429'unun çocuk ve 1.904'ününse cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinlerden oluştuğu açıklandı. Ukrayna genelinde savaşta yaralananların sayısı 10.947 olarak duyuruldu. Raporda can kaybı ve yaralanmaların çoğunluğunun ağır silahların kullanılmasıyla meydana gelen patlamalar oldu aktarıldı Rapor şu ifadelerle devam etti. Kaydedilen sivil kayıpların çoğu ağır top atışları, çok namlulu roket atar silah sistemleri, füzeler ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş alan etkisine sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı. OHCHR yoğun çatışmaların devam ettiği bölgelerden bilgi alınmasının zor olması ve birçok raporun hala onaylanmayı beklemesi nedeniyle gerçek sayıların oldukça yüksek olduğuna inanmaktadır. Sırbistan ve Kosova arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlıkla Kosova hükümeti arasında gerginliğin yeniden artması üzerine ordusunu teyakkuza geçirdi. Kosova polisi, polisi ise Sırpların ülkenin kuzeyinde yeni barikatlar kurduğunu duyurdu. Kosova polisi Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu açıkladı. Kosova polisinden yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde gece boyunca suçlu gruplar barikatlar kurarak serbest dolaşım özgürlüğünü daha da engellemeye devam ediyor. Resmi bilgilere göre ağır vasıtaların olduğu iki barikat daha kuruldu ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği ve NATO'nun Kosova'daki barış gücünün Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar, Kuzey Mitrovika'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zveçan'da yeni barikatlar kurdu. Kuzey Mitrovika'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica'nın kuzeyle güneyini bağlıyordu. Ayrıca Kosova polisinin dün acil ihale usulüyle 40 tona kadar ağır yüklerin kaldırılması için özel bir şirkette ekipman kiralama sözleşmesi imzaladığı basına yansıdı. Eski sır polis memuru Dijan Pantik'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Bantik'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar 10 Aralık'tan bu yana Jarince ve Brejnaş sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınasında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi. 100 milyondan fazla insanın da hayatını olumsuz etkileyen fırtına, ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. Amerika ile Kanada sınırı arasında bulunan meşhur Niagara şel Şelaleleri ise insan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. Amerika Birleşik Devletleri hava yolu trafiğini takip eden FlyRadar'a göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15000'e yaklaştı. Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12134 uçuşsa gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı. Amerika'nın doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları yüzünden hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor. Kar fırtınasındaki ölümlerin çoğu ulaşımdaki aksaklıklardan kaynaklandı. Yetkililer, Kansas ve Kentucky eyaletlerinde olumsuz hava koşulları yüzünden yaşanan trafik kazalarında üçer kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ohio'da kaygan zemin nedeniyle yaşanan kazalarda 9, Missouri'de bir kişinin öldüğü belirtildi. New York valisi basın toplantısında Buffalo kentinde fırtına sırasında sürücülerce terk edilmiş çok sayıda aracın bulunduğu, kurtarma ekiplerinin evinde veya aracında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bilgisini paylaştı. Buffalo Belediyesi yetkilileri kurtarma çalışmalarında kullanılan bazı vasıtaların da mahsur kaldığı ve diğer çekici araçlarla kurtarıldığını açıkladı. Amerika'nın kuzey eyaletlerinde kara ve hava taşımacılığında aksamalara neden olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası Niagara şelalelerine ev sahipliği yapan Niagara Falls şehirlerinde de etkili oluyor. Niagara şelaleleri insan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. Sayın seyirciler Filipinler'de hafta sonu yaşanan sel ve toprak kaymalarında en az 25 kişi ölürken kayıp 26 kişinin arandığı açıklandı. Filipinler Ulusal Afet Ajansı kötü hava koşulları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 25'e çıktığını ve bunların çoğunun boğulma sonucu kayda geçtiğini duyurdu. Kayıp kişilerin sayısı ise 26 olarak açıklandı. Kayıpların çoğunun balıkçı olduğu belirtilirken sahil güvenlik ekipleri öncülüğünde arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. 80 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı ülkede 300'den fazla alanı su bastı, 20 yerde toprak kayması yaşandı. Filipinler'de yarına kadar orta ve güney bölgelerde ara ara hafifle orta şiddette yağmurların süreceği belirtildi. İngiltere yeni yıla grevlerin gölgesinde giriyor. Demiryolu çalışanlarının ardından grev dalgasına pasaport kontrol memurları ve ehliyet sınavı görevlileri de katıldı. Grevler ülkenin pek çok yerinde ulaşımın durmasına neden oldu. İngiltere'de grevler gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Haftalardır grevde olan demiryolu işçileri Noel öncesi başladıkları grevleri sürdürüyor. Demir yollarındaki grevler nedeniyle yüz binlerce kişi trenlerde iptallerle karşılaştı. Ocak ayında yapılacak demir yolu grevleri sırasında da seyahatlerin aksaması bekleniyor. Pasaport kontrol memurları da yılbaşına kadar sürecek bir dizi grevin ikincisine başladı. Yaklaşık bin memur 28-31 Aralık tarihleri arasında grevde. Bu nedenle birçok havaalanında hizmetlerde aksama yaşanıyor. İşlemlerin aksamaması için pasaport kontrol görevlilerinin yerini daha önceki grevlerde de olduğu gibi askerler ve İçişleri Bakanlığı memurları aldı. İngiltere genelinde 250'den fazla direksiyon sınav görevlisi de 16 ocağa kadar grevde olacak. Evet şimdi yeniden yurttayız. Sağlık Bakanlığı Girne bölgesinde istilacı tür olan Asya Kaplan Sivrisineği'ni tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Girne bölgesinde kurulan Ergin Sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde invaziv yani istilacı tür olan Asya Kaplan Sivrisineği tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin sıhhiye ekiplerince devam eden sivrisinek mücadelesinin özellikle sivrisineğin görüldüğü bölgede titizlikle çalışmalarına devam ettiği ve sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemleri almakta olduğu belirtilerek bu mücadeleye tüm toplumun katılımının gerekliliğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, adresler, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip, buralarda basit önlemler almak çok önemlidir. Saksı altlarındaki kapları, süz havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmek, önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi vatandaşlarımızın yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltılarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır ifadeleri yer aldı. Ve şimdi de bir konser haberiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dün akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın da izlediği yeni yıl konseriyle müzikseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan konser Ali Hoca yönetiminde Bariton Tuğrul Enver Töre, tenor Ufuk Toker ve soprano Sermin Dikmen töre solistliğinde gerçekleşti. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Devlet Opera ve Bali Koordinasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen konser programında birçok ünlü eser yer aldı. Konseri Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Daire Müdürü Serkan İlseven de izledi. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.